Herkese günaydın. Bir haftanın daha sonuna geldik. Şimdi endekste de hisselerde de aslında beklediğimizden daha fazla uzadı dalga yapısı. 98.199.300 aralığını bekliyorduk endekste. Ama bu 101.380 aralığına uzadı. Dün kısa bir video yayınlamıştım. Ee, hani e, eleştiren bir arkadaş vardı. Ee, canı sağ olsun. Bir şey demek istemiyorum. Ee, ona cevaben zaten orada söylemiştim. Ee, 100.000 940 100383 aralığının önemini. Ee, şimdi eee şöyle söyleyeyim bugün için büyük ihtimal kırılacaktır e, endekste e, 100.000 259 diyelim 100.260 eğer 100.260 seviyesinin altında bir açılış yapar isek. E, buradaki dalga yapısı artık değişecek şimdi ben e, bunları hani daha önce çizdiğim çizgilerdi biliyorsunuz yani iki tane ihtimal vermiştim. Yani ya bir flat expanding bir üçgen bir flat yapı ya da bir expanding üçgen oluşturmak için şöyle bir zikzak yapacaktı ya da bir uzama yapacaktı diye. Çarşamba günü de belirtmiştim bunu. Şimdi şöyle bir uzama yaptı ama şuradaki ABC düzeltmesini yapmadan bu uzama gerçekleşti. Şimdi şunları silelim. Artık bunlar ihtimal dahilinde değil. Öyle söyleyeyim. Ben sadece hani videoda görebilmeniz açısından e, onları silmek istemedim. Aslında e, diğer hisselerde bir e, değişikliği hisselerde, ana hisselerde özellikle e, değişikliğe zaten gittim. Şimdi eğer e, şu kısım kırılırsa, şurası 100.260 e, bugün için söylüyorum aşağı doğru e, o zaman mutlaka Geçen gün de söylemiştim zaten çarşamba günü. Yani uzasa bile sonrasında devam edecek dalganın yani düzeltme dalgasının 97.135-96.160 aralığına gelebileceğini söylemiştim. Yani eğer burası kırılırsa şöyle bir dalga izleyeceğiz ama hani bunu tamamını cuma günü yani bugün için izleriz diye bir şey yok ee, hani e, cuma günü ve önümüzdeki haftanın başında şöyle bir dalga izleyeceğiz Eğer 100260 aşağı doğru kırılır ise ee, ben kırılacağını tahmin ediyorum Çünkü şurada buradan başlayan hareketin şurada başlayan Aslında e, şurada endeks bir toparlanma yaşıyordu e, kimse farkında olmasa da e, Ki biz daha şu bar gerçekleşmeden Şu mavi uzun bar Özür dilerim Daha şu mavi uzun bar gerçekleştiğinde Sonrasında Şunu söylemiştim 98.100 90, 9, 98.100 Evet 98.100 99.300 Aralığına Bir Tepki gelecek demiştim Yani ee, şöyle söyleyelim hatta 97.500 tam olarak. 97.500 100.000 aralığına bir tepki bekliyorum demiştim. Zaten buradan gapla açtı. E, hani e, 97.500 üstünde. Hatta bu eğer 97.500 üstünde tutunursa 100.000. E, 90... E, Evet, e, 99.780 civarına. 99.780 civarı, e, 100.200 civarı buralar e, bizim için e, önemliydi. Buralara tepki geldi. Sonrasındaki dalgada zaten haberlerin etkisiyle bu dalga yine uzadı. E, şu açıdan e, şuradaki dalganın uzaması aslında buradaki Tekrar gerçekleşecek olan düzeltme yapısını çok fazla değiştirmiyor. Onu söyleyeyim. Buradan ben dediğim gibi 98.100 yine aynı şekilde 99.100 99.300, 99.800 aralığına bir B dalgası ardından 97.100, 96.166 arasına bir C dalgası böyle bu şekilde bekliyorum. Bunlar da aynı şekilde... Biraz daha kısa kalabilir, uzun kalabilir. Bakın mesela şöyle bir şey yapabilir. Belki C dalgasını biraz daha fazla uzatır ya da C dalgası daha kısa da kalabilir. Ama hani benim beklentim e, burada e, kısa vadede en azından e, minimum 98.197.135 aralığına e, belki uzarsa 96.166 aralığına bir düşüş bekliyorum Şimdi buradan bir tepki daha yukarı doğru gelecektir Sonrasında tekrar aşağı doğru bekliyorum bir kere Yani onu belirteyim ee, Ama e, en azından şimdi kısa vadede e, Şöyle e, 96.166-97.135 aralığına bir zikzak endekste bekliyorum 100.940-100.383 arası hala yine önemlidir yani bugün burada 100.260 civarı üstünde tutunursa e, ve 100.380'i geçerse. E, şimdi Pegasus'ta da söylemiştim. Şöyle bir çizgi göstermiştim. Burada da gösteriyorum. E, buraya 102.800 civarına belki bir hareket tekrar gelebilir. Gelmez diye bir şey yok. E, ama bundan sonrasında tekrar aşağı yine şu hareketi yapacaktır. Hiçbir fark yok. Yani yine tekrar buralara belki biraz daha yukarılara 97.100 civarını olur o zaman tepki. Yine olacaktır. Ama ben dediğim gibi en azından burada 97.135 civarına buraya şu B dalgasının olduğu yere işaretlediğim yere buradan minimum şimdi bir düzeltme bekliyorum. Yani sağlıklı yükselişler olacak olsa bile bu düşüş gerçekleşmeli. Yani böyle bir düşüş olmalı diye düşünüyorum. Yani belki 102 binlere gidecekse bundan sonra yeni bir C dalgası yani yeni bir zikzak yapıp gidebilir. Gitmez diye bir şey yok. Yani şimdi buralardan bir toparlanma olursa şöyle bir harekette yapabilir endeks. Yapmaz diye bir şey yok. E, bu da bir ihtimal dahilinde. E, bu daha da kısa kalabilir. E, şöyle, e, hani e, işte şöyle söyleyeyim. E, buradaki C dalgasını geçemeyen ya da bu C dalgasıyla şurada içseldeki bir dalga bu. E, nedir onun adı? Dördüncü e, dalga diyelim. Şurada itkisel bir hareket var. E, buradaki dördüncü dalga işte e, buralara yani 100.260 civarına bir hareket yeniden e, gerçekleştirebilir e, Yani Şuradaki dalga hareketlerini e, burada işaretlenmiş değil ama alt dalgalarda var o yüzden önemsiyorum buradaki rakamları Yani bu, bu böyle buraya kadar uzayabilir e, Buralarda kısa kalabilir yani kısa kalırsa zaten şöyle bir hareket yapacaktır Ama sonrasında yeniden, Buraya da gitse yani şuraya 100-1200 civarına uzasa bile tekrar yeniden oradan aşağı hareket e, endeks için bekliyorum. Ama şimdilik hani sonrasını pek e, çünkü e, hani e, böyle nasıl derler e, eleştiri konusu olsun istemiyorum e, kimseye şey yapmamak adına yem vermemek adına. Ee, şimdilik böyle bir işaret, yani buradan gelebilecek yukarı doğru bir işaretleyi yapmak işaretlemeyi yapmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi 100.260 e, bugün için önemlidir. Önemli bir rakamdır. Ee, altına kayarsak e, şöyle bir zikzak yapması, düzeltme yapması gerekiyor en azından 97.135 altına. Bu biraz uzarsa, yani burada uzadığı gibi biraz uzarsa 96.166 civarına bir hareket e, gelecektir diye düşünüyorum. E, Viyana bakalım. Bakın Viyana'da da aynı işaretlemeyi yapmıştım. E, burada da e, aynı şekilde e, çok bir e, farklılık yok. Dediğim gibi artık bu şu çizgileri e, çizmemiz gerekiyor, silmemiz gerekiyor. E, zaten 124.650 bir şekilde gideceğini Viyop'un söylemiştim. Çarşamba günü de söylemiştim. Buradan aşağı düzeltme gelir gider ya da direkt gider fark etmez dedim ama 124.650 bir şekilde görülecektir demiştim. 124.650'yi zaten görmüş oldu. Şimdi burada da aynı şekilde Viyop için söylüyorum. Ee, eğer 122.900 civarının altına inersek mutlaka bir düzeltme gelecektir. Ee, 122.900 civarından aşağı doğru. Ee, ama hani ben burada tabi Viyop biraz daha erken açılıyor endeksten önce. Ee, buralara gelip şöyle şu, şöyle bir hareket yapabilir. Ee, endekse göre biraz daha... eee çünkü farklı flat ele, ilerliyor diyelim. Dalga yapısı. Ee, ya bistüz endeksindeki dalga yapısı daha coşkulu diyebilirim. Ee, buradaki to bunun yani buradaki coşkunun bistüz endeksine göre daha sınırlı kalmasının sebebi şuradaki toparlanmanın aynı şekilde bistüz endeksine göre daha e, yavaş olması. Ee, burada daha sert fiyatlamalar gördük biz. Ee, o yüzden e, burada da şöyle bir dalga bekliyorum. O, bu şu, bu münasebetle söyleyeyim. Yani e, şurada şöyle bir fiyat aralığı oluşabilir. E, burada da bizim gri bölgemiz e, 124.125'tir. Zaten 124.125 altında. O yüzden ee, hani Viyot'ta önce 122.150, 124.125 150 124 bin 125 hareketi, ardından e, 120.000, e, 575'e bir hareket bekliyorum e, burada. 120 bin 575 e, burada ilk etapta durak yapacağı yerdir. E, burada da aynı şekilde gelecek olan tepkinin boyutu önemlidir. Yani e, eğer 124.125 125 geçilirse buradan gelecek tepkilerde. Hani bu dalga da burada da kısa kalabilir. Bakın yani 124-121.850 civarında da olabilir. Yani illa 120.575'e uzayacak diye şuradaki zikzak bir şey yok. Kısa da kalabilir. Eğer kısa kalırsa 126.375'e şuradaki dalga'nın devamında şöyle 126.375'e uzama ihtimali e, çok yüksek diye düşünüyorum. Eğer kısa kalır ise e, ama 126.375'ten yine şöyle bir satış gelecektir burada mutlaka. E, ama ben hani dalga yapısının e, şöyle şu şekilde e, hani e, ilerleyeceğini düşünüyorum. E, yani biraz daha uzayacağını 120.575'e uzayacağını düşünüyorum. Ee, devamında şöyle bir hareket bekliyorum. Yani e, burada 125.000, e, 124.125'i geçmeyen bir tekrar bir toparlanma bekliyorum. E, bu dalga bakın buradaki gibi direkt uzaya da Aşağıda gelebilir. Ama e, dediğim gibi burada Gelecek tepkilerde yani bir ikinci dalga deyin siz ister. İster B dalgası diyeyim. Buraya A dalgası diyeceğiz çünkü. E, B dalgası 124.125 civarını geçemediği sürece yine buradan aşağı bir hareket mutlaka gelecektir. E, yeni bir dip mutlaka gelecektir e, diye düşünüyorum. E, o yüzden e, burada ki hareket e, benim için önemli. Yani buradan aşağı tekrar yukarı tepki önemli. 124.125'i geçip geçmemesi önemli. Ama şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şu önümüzdeki birkaç gün 120.575-124.125 aralığında bir hareket izleyeceğiz. Bir zikzak izleyeceğiz. Ee, burada yatay bir bant oluşmuş olacak. Ee, belki de 122.900 altında bir sert bir depresyon yaşarsak, 125.75'e doğru sert bir tek dalga yaşarsak, e, belki de 122.900 geçemeyen, hatta 124.125'lere kadar da uzayamayan e, bir hareket de izleyebiliriz. Ama e, bakın Viop'ta da aynı şey var. Eee Bakın buradaki toparlanmayı nasıl çizdiysem şimdiki buradaki depresyonu da şöyle çok rahat bir şekilde çizebilirim. Yani şu an buradaki trend kırılmış görünüyor. Tabii ki bugün sabahçı ilk açılış önemlidir. Hani şuradaki trendin bizim için RSI'nin trendinin bir önemi yok. Şuradaki hareket Bugün sabah olacak hareket çok önemlidir. Yukarı ya da aşağı doğru ivmelenmeyi tekrar tetikleyebilir. 126.375'e uzama ihtimali her zaman vardır. Zaten 124.375'in bir şekilde görüleceğini söylemiştim. E, endekste de aynı şekilde e, bakın e, daha önce aşağı doğru bir düzeltme olsa da e, Endekste de e, en azından e, 100.000 olacaktır. E, 101 bin aralığının bir şekilde görüleceğini daha önce de söylemiştim. Özellikle 50 civarının oranını da üstüne kaydık. 100.940 da önemliydi. Yani burası 100.940'a kadar uzayabilecek bir dalga zaten gelecek demiştik. Bir şekilde aşağı doğru düzeltse bile. Bu düzeltmeden biraz erken geldi haberlerin etkisiyle. Onun dışında çok büyük bir değişiklik olmadı açıkçası diyebilirim. Şimdi Garanti Bankası'na geçelim. Burada dalga yapılarını önden işaretlediğim için video biraz daha fazla uzamayacaktır. Bakın RSI'daki kırılım çok net. Yani şu şu trendin kırılımı burada RSI'de buradadır. Burada bu trend kırılmıştır. Devamında burada düzeltme gelecektir. Aynı şekilde. Garanti Bankası'nda da e, 9.49 e, 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 9 49 aynı şekilde 949 970 e, 926 aralığı diyelim. E, bir e, hareket olacaktır. 949'dan e, 9, 9 e, 70'e oradan da 9.32, e, 9 e, 32 26 aralığına bir hareket olacaktır diye e, düşünüyorum. E, böyle bir zikzak yaşanacak. Şimdi şuradaki toparlanma çok önemli. Yani 9.32-9.23 aralığı hatta diyelim. 9.32-9.23 aralığındaki toparlanma çok önemli. Eğer 9.22-9.23 aralığında toparlarsa ve 9.59 geçerse e, 9.94-10.80 aralığına tekrar bir e, şurada %78-85 aralığına bir uzama izleyebiliriz. Ama ben hani buradan gelecek tepkinin yine aynı şekilde kısa kalacağını, şuraları geçmeyeceğini düşünüyorum. Yani 9.57 civarının çok geçilmeyeceğini düşünüyorum. Zaten hani 9.70'e de çok izin verileceğini Garanti Bankası'nda şu aşamada düşünmüyorum. Şurası önemlidir bugün için. Eğer 970 aşağı kırılırsa buradaki trend de şu majör bir trend var. Şöyle RSI'da. Bu da aşağı doğru kırılacaktır. O zaman zaten 926 hareketi onay alacaktır. Bu RSI ile kullandığım periyotlar onunla ilgili eğitici bir video yayınlayacağım. Herkese açık bir video olacak bu. O yüzden şimdilik hani buradaki e, olayı hani e, yorum yapma açısından bir e, detay verip videoyu uzatmak istemiyorum. Ama şuradaki trend de dediğim gibi 970 altına bugün eğer kayarsa garanti bankası mankası e, buradaki 970 kapanışı manidardır. 970 altına kayarsa Şuradaki trend kırılımı gerçekleşecek, en azından minimum 926, 923 civarına bir hareket gerçekleşecektir, zikzak yaparak öyle söyleyeyim. Yani 948, 944 ardından 970 yine ardından 923, 26 aralığına bir hareket gelecektir. En azından minimum bir düzeltme dalgası gelecektir. Dediğim gibi şurada kısa dalga'nın kısa kalması tekrar bu 78-85 aralığındaki Fibo noktalarına 9.94-10.08 aralığına e, gidip gitmemesini etkileyecek. Eğer dönüşünde 9.57'yi geçemez ise e, buralara bir hareket beklemiyorum. Tekrar buradan şuradan e, benim beklentim tekrar aşağı bir hareket e, yapması e, buraya aşağı doğru e, minimum 8.89 civarına. E, ama hatta bu şöyle söyleyeyim 8... 52, 8-89 aralığına diyelim. Buradaki kaçış boşluğu kapanacaktır diye burada düşünüyorum. Geçelim Akbank'a. Akbank'ta bir dördüncü dalga yaşıyoruz demiştim. 7-7.31 civarının çok yukarı kırılmayacağını Çarşamba günüki videoda da söylemiştim. Hatta şöyle söyleyeyim Akbank'ta şuralardan tekrar bir e, 6.93 civarına hareket sonra tekrar 7.31 hareket bekliyordum ama bu dalga e, tabi endekste diğer hisselerde ve endeksteki uzamanın şeyiyle, e, etkisiyle 7.15 geçilerek 7.31'e kadar uzadı. Ama çok sınırlı kaldı e, Akbank'ta e, 7.31'i geçemedi. Şimdi şu itkisel üçüncü dalga'nın devamını ben şöyle şu şekilde bir zikzak olarak işaretledim. Yani şimdi burada Akbank'ta zaten bakın Garanti Bankasına göre trend kırılımı çok net belirgin e, major trend kırılımı. E, o sebeple e, Akbank'ta şöyle bir şey hani Akbank'taki şu 7.31'i geçemeyişini e, nereden tahmin ettiğimize gelince şuradaki trend kırılmıştı zaten. Şimdi bakın oradaki trend kırılımı RSI gidiyor tekrar e, trendi kırdığı yere çarpıyor e, aşağı doğru dönüyor. Yani e, buradaki hareket zaten e, şuradaki trend kırılımı şu hareketin 7.31'i geçemeyişinin e, bir habercisiydi diyebilirim. Ee, bu açıdan baktığımızda. Ee, o yüzden şimdi şu üçüncü dalganın şöyle bir üç dalgalık bir yapı zikzak olarak devam edeceğimi düşünüyorum burada. Bu bir bu ikiydi. Coşkulu bir ikinci dalga izledik. Yani buraya bir ABD diye, diyebilirsiniz. Şuraya bir C dalgası da olabilir. Belki şöyle bir X ardından tekrar bir zikzak ABC de olabilir. Burada. Beşinci dalga ama şu an beşinci dalgayı yapıyor diyebiliriz ee, Akbank için. Dördüncü dalga artık şurada gördüğü e, dalga bittikten sonra bitmiştir diye e, düşünüyorum. Böyle coşkulu dalgalar izleyebiliriz. Burada küçük ihlallerin çok bir önemi yok. E, buraya dediğim gibi bir illa bir iki dememize gerek yok. A, B, C de diyebiliriz. Yani şuraya A, buraya B cevabında e, şöyle C'yi ikili bir zikzak olarak da işaretleyebiliriz. Ee, o yüzden e, C dalgasını biz zikzak olarak işaretleyebiliriz. O yüzden e, şimdi e, Akbank'ta şu önemli yine 7.15 altına kaydığı vakit e, mutlaka 6.99-6.93 aralığına şöyle e, bir uzama gerçekleşecektir. Ardından tekrar 7.15'e onaya gidip e, 6.59 civarına gelecektir Akbank. Ee, tabii endeksi sürükleyen hisselerden biri mutlaka etkileyecektir diye düşünüyorum bu açıdan. Ee, Garanti Bankası kadar diri durmadığını belirtmek isterim Akbank'ın. Halk Bank'a geçelim. Ee, Halk Bank'ta da e, şöyle şu e, ikinci ihtimal belki e, hala devam ediyor olabilir. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, şurada 543 civarı aşağı doğru kırılmadan şöyle bir zikzak beklediğimi zaten söylemiştim Akbank'ta. Hani şöyle bir hareket yani 565 5.70 aralığı geçilmediği sürece 5.65 5.70 aralığı şu uzama yapacağını 61.8 seviyesine 6.05'lere uzama yapacağını düşünmüyorum demiştim. Ve şöyle bir zikzak beklediğimi söylemiştim. Zaten burası geçilmedi e, Halkbank'ta 5.65-5.70 aralığı. Şimdi şöyle bir zikzak yapacaktır diye düşünüyorum. E, ama bu aralıkta tabii 5.51 ve sonrasında 5.43 önemli bir destek Bankasında. 5.53-5.43 aralığı kırıldığı vakit ki bence... Kırılacaktır buradaki RSI'daki tren. Çünkü bozulmuş. Aşağı doğru kırılmış. Bence buralar kırılacaktır diye düşünüyorum. Devamında dediğim gibi 5.16 tekrar 5.43 ve ardından 4.91'lere kadar uzayabilecek. Daha doğrusu 5.27 4.91 zikzane yapabilecek bir hareket bekliyorum. Burada da dalga yapısı böyle ilerleyecektir diye düşünüyorum. Burada da aynı şekilde 5. dalgayı yapacak. Yani buradan yukarı sağlıklı bir tepki gelecektir tekrar. Yani belki de bu 6.05-6.45 aralığını diyelim. Orada yakalayacağız. Eğer 4.91'ler tabii destek yapabilir ise. Ama 4.91'ler destek yapamaz ise... Daha fazla aşağıda uzayabilir. Ama bu şu 4.91 olayı böyle e, önümüzdeki bir haftada hemen görülecek bir şey değildir. Onu söyleyeyim. E, yani çok çabuk görüleceğini san, zannetmiyorum. O yüzden ilk etapta takip etmemiz gereken eğer 5.43-5.51 aralığı kırılırsa 5.27-5.16 aralığıdır. E, buralardan tekrar 5.43 4.50'lere 5.51'lere tekrar bir tepki bir zikzak gelecektir. Ondan sonra tekrar 4.91 5 5 5 16 4.91 hareketini yapacaktır diye düşünüyorum. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta da Halk Bankası'na benzer bir durum. Burada da dördüncü dalga. Akbank, Halk Bankası, Tüpraş. bunlar beraber hareket ediyor diyebilirim. Ee, dalga yapısı olarak tabi. Ee, şimdi TÜPRAŞ'ta da dördüncü dalga görüldü. Zaten ben e, geçen günkü, çarşamba günkü videoda da söylemiştim. 125-127-20 aralığını e, çok fazla geçileceğini TÜPRAŞ'ta söylememiş, söylemiştim. E, ve e, 117 117.5'lara buradan 116.5'lara bir hareket bekliyorum. Tabi bu bir zikzak yaparak olacaktır. Buradaki hareket. Yani o yüzden şöyle bir zikzak e, e, yaşayabiliriz. Yani 120-30 122-20 220 e, ardından 116 e, civarına e, 117-116 civarına diyelim. Şöyle bir zikzak yapacaktır. Yani şu 5. dalga ya da C dalgası diyebileceğimiz şuradaki dalga e, burada şöyle bir hareket şeklinde olacaktır. Yani bir zikzak yaparak olacaktır. Böyle bir mono yapı olacağını çok fazla sanmıyorum. Ama 122-20 şey 123-20 özür dilerim önemlidir. Aşağı doğru kırılacağını düşünüyorum ben 123 20'nin Ama öncesinde tekrar yani şurada trendde bir güç almış. Belki tekrar 127, 125, 127-20 aralığına buradan öncesinde bir hareket olabilir. Yani e, şu hareketi de yapabilir. Yani şu, şöyle bir e, şuranın üstünde şöyle bir hareket e, izleyebiliriz e, tüpraşta. Yani 125 üstünde 127-20 aral aralığına doğru 127-20'ye doğru bir hareket tüpraşta da izleyebiliriz. Ee, devamında aşağı gelecektir. Ama 125 geçilmeden aşağı doğru da 123-20 kırılmasıyla aşağı doğru önce 120.30 e, ardından da 116 liralar e, TÜPRAŞ'da görülecektir diye tahmin ediyorum. Türk Hava Yolları'na geçelim. Ee, Türk Hava Yolları'nda da bakın burada depresyon çok net bariz bir şekilde belli. Belki Garanti Bankası kırmamış olabilir ama burada trendi aşağı doğru kırmış. Ben Türk Hava Yolları'nda en azından şimdilik 11.72, 11.91, 11.50 11.38 arasına bir zikzan geleceğini düşünüyorum. Yani bugün gün içinde belki 11.90'lara bir yükseliş bir onay olabilir. Yani RSI'da şuradan şöyle bir hareket yapabilir. Bakın Şuraya onaya doğru gelir. Ee, aynı şekilde e, buradan şöyle bir hareket yapabilir. Ama burada A dalgasının yapısını bozmaz. Ee, hatta şöyle bir şey olur. Burada içselde bir dalga yapısı e, T için söylüyorum. Şöyle bir hareket olabilir Türk Hava Yolları'nda. Olmaz diye bir şey yok. Ama direkt 11.72 civarına e, devam edip sonrasında 11.91'i de görebilir. Ee, diye düşünüyorum. Ee, Tabi buraya 11.72 civarına yavaş hareket edeceğin yani e, sert dalgada RSI yukarı doğru hareket edeceği için o onayı da 11.91 civarında gerçekleşecektir. Ee, ardından 11.91 geçilemez ise e, ben e, en kötü ihtimalle 11.50-11.38 aralığına Türk Hava Yolları'nda bir hareket bekliyorum. Hatta bu dalga belki biraz daha uzayabilir, etkisel bir yapı alıp 11.6, 11. 11. 11.16, 11.07 aralığına da uzayabilir. Ama en azından ben 11.28 civarında 11.50, 11.28, 11.38 Aralığına bir dalga bekliyorum. Türksel ve e, Pegasus'a geçelim hemen. E, Pegasus e, şöyle, e, ben zaten 69.30 civarına bir e, uzama yapabileceğini söylemiştim e, burada. E, 66-95 e, önemli bir rakamdır. E, altında kaldığı sürece buradan 64.50 civarına bir hareket. Pegasus'ta bekliyorum. Ya şöyle bir zikzak yapacaktır ama bu zikzak böyle birden buralara hani 64-50 civarına hemen bugün gelecek diye bir şey yok. Belki bugün bir miktar yukarı şöyle şu şekilde bir hareket yap yapacak olabilir. Ee, bir miktar yukarı gelip şöyle bir hareket yapabilir. Ee, direkt mono devam da edebilir. Buraya. Pegasus'ta. Ee, ama şu hareketi bekliyorum. En azından 64-50 civarına bir hareket bekliyorum. Buradan tekrar 66-95 civarına geçecektir tabi. Ee, e, ama e, buradan e, devamında aşağı doğru bir hareket yine gerçekleşecek e, Pegasus için e, söyleyebilirim. E, geçelim Türksel'e. E, Türksel'de de 12.85 önemlidir. Şimdilik üstünde tutundu. Yani endeksteki yapıya benzer bir durum. Ama burada trendi kırmış durumda. Türksel'de. O yüzden ben 12.85 civarının aşağı doğru 12.46'ya kadar burada uzayacak bir dalga oluşturacağını düşünüyorum. Devamında 12.68 ve 12.28 hareketi Türksel'de gelebilir. Ee, böyle bir yapı var Türkselde de. Ee, şu hareket yani buradaki hareket eğer 1268 civarında kısa kalırsa şöyle bir yapı da izleyebiliriz. Bakın, şöyle bir yapı da izleyebiliriz Türkselde e, hareket alanı açısından. E, şöyle bir yapı da izleyebiliriz. Yani 1268'den tekrar 1285'lere oradan da 1246'lara bir hareket izleyebiliriz. Ama ben buradaki dalganın ee, en azından 1246, 1268 devamında da e, 1228'e kadar şöyle bir hareket yapacağını TürkSel'de düşünüyorum. Ee, yani buradaki TürkSel'deki kaçış boşluğu endekse göre biraz daha geç kapanabilir. Onu da söyleyeyim. Ee, hani e, belki endekste bu boşlukları kapatabiliriz ama TürkSel'de biraz daha daha güçlü duruş olabilir. Çünkü e, ciddi manada e, bugün yukarı geldi e, diyebilirim. Yani neredeyse şuradaki X dalgasının e, hemen hemen 13-12 yakınına kadar geldi. O yüzden buradaki kaçış boşluğunu hemen ilk etapta e, endekste doldursa bile kaçış boşluklarını endeks ya da diğer hisseler e, Türksel'in çok kolaylıkla hemen doldurmayacağını düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Yine hafta sonu analiz ederiz. Hafta başından önce video göndeririz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. İyi hafta sonları.